Şöyle bir şey daha var, iki olay daha var. Çok hani gerçekten Anlat. paylaşmak istedim. Çok Bir sevinirim. tanesinin resmini atmıştım, hatırlıyor musunuz fotoğrafını? Öğrencilerimdeki matematik kaygısını yendim diye. Ha, evet, onu anlatsana. Çok. Ha. O da şöyle, işte İngilizce dersindeyiz. Bunların böyle karınları ağrımaya başladı. Çocuğum neyin var diyorum hocam ya. Bugün matematik sınavım var. Ben çok kaygılıyım. İzin alıp gitsem mi? 3-5 kişide bu olay var ama. Ondan sonra işte ben de zaten daha bu olayı yeni öğrendiğim için o kadar hevesliyim. Sürekli birilerine uygulayıp kurtarmak istiyorum sanki. Ondan sonra dedim ki sizinle bir şey yapalım. İşte aynen olayı anlattım. Matematik kaygılarını yenmek için vuruşları falan gösterdim. Herkes gözünü kapattı. Ondan sonra işte matematik senden nefret ediyorum. Ne olursa olsun her zaman işte çözemiyorum seni gibi saydık. Hatta dedim ki öğretmeninizle sorununuz varsa öğretmeniniz sizi duymuyor. Bu kısmı içinizden bile söyleyebilirsiniz dedim. Öğretmeninize de bir şeyler söylemek istiyorsanız ve içinizde kaldıysa söyleyin dedim. Hocam o kısımda çocuklar vuruş yapıyor ya, bazılarının gözlerinden yaşlar akıyor. Hocayla ne yaşadıklarını bilmiyorum. Ama çocuk belli ki içine atmış ve büyütmüş. Şunu yaparken o küçücük yaş, yani çocukların gözlerinden yaşlar akıyor. Ben de çok etkilendim aslında. Neyse, bitirdik olayı. Herkes tabii hocam şu an iyiyiz falan dediler. Şans eseri matematik öğretmeninin ortak sınavı vardı. Hocam dedi ki o sınıfa sınavı sen yapar mısın dedi. Tabii ki dedim, hem de seve seve yaparım. En azından sonucu da biraz görmüş olurum dedim. Hocam soruları dağıttım. Birkaç çocuğu sınav esnasında şunu yaparken yakaladım. Gözünü kapatmış. Seni çözmek istiyorum. Seni çözeceğim birazdan. Ben bu sorudan korkmuyorum falan. Şimdi benim sınıfım okulun böyle seviye olarak çok iyi bir sınıfı değil maalesef. Matematik sınavı oldu bitti. Hocasına dedim ki hocam bir şey rica ediyorum. Lütfen bu sonuçları bugün okur musun? Yani benim için gerçekten çok önemli çünkü çocuklar çok kaygılıydı. Yapamayacaklarına çok inanmışlardı. Bir görmek istiyorum dedim. Hocam en düşük alan kişi 70 almış ya. İnanamadım. Ama çocuklara şunu dedim. Yaptığım bu çalışma sizin yüksek not almanız için değil. Yani bu çalışmadan sonra hepiniz 100 alacaksınız diye bir şey yok. Ama kaygınız bitecek. Korkularınız belki bitecek. Öğrenciler geldi bana sarıldı. Hocam 85 aldım. Hocam 100 aldım. Hocam 90. Nasıl oldu bu? Hocam korkmadık biz sınavda ya. İlk defa matematikten korkmadık dediler. Çok mutlu oldum ya. Ne kadar Gerçekten. çalıştın? Ne kadar çalıştın? 5 dakika falan. 5 dakika. Vay be. Yani Evet şu evet 5 dakika. anlattığını, bak şu anlattığını başkasına anlatsan sana iyi bakmaz tabii. O yüzden bilmeyeni anlatma. Ya hocam zaten o sınava benim yerime başkası girseydi, başka bir hoca çocuğu şu halde görse bu Zaten o da çocuk ayrı bir olay. Çocuk, ya bu çocuk, hatta şöyle söyleyeyim yani, bu çocuklara böyle bilmem ne bilmem ne yapılıyor falan diye birileri şikayet bile edebilir yani, anlatabiliyor muyum? evet, Yani ama dedi eğer ailenizde bu konuda bir o sorun olursa lütfen gelsinler benimle konuşsunlar. Yani bunu ben onlara anlatmaya hazırım dedim yani çocuklara da. Ama çocuklar şimdi olumlu bir sonuç çıktı ya ortaya hocam. Onun için hiç şikayetçi olmadılar yani. burada muhteşem. Biz çocuklarla ilgili bir sistem kurmak üzereydik 2 sene önce falan. Adı da böyle İşte nöre başarı falan diye böyle bir isim de verdik falan. Çok çok güzel gitmek üzereyken Lara'nın doğumu galiba biraz şey attı, ama yani bu olay o kadar büyük bir olay ki ben yeniden bununla ilgili yani nöroformatın ve bazı başka sistemlerin kurulup bir araya geldiği bir yeni bir, yani çocuklara yönelik bir sistem kurmak üzereyim. Üzereydim bir yere, yani bir yere yapacağım şu an, şu an biraz atıldı rafa, yani daha az rafa kalktı, yapacağım. Çok etkili bu arada. Ben şöyle şu an neyi düşündüm biliyor musun?